Yalnızlıktan bunalan, sevgilisi yok diye üzülen beyler, artık üzülmenize gerek yok. Çünkü bugünkü videom sizler için. Yalnızlığınıza son veriyoruz. Yeni sevgiliniz her yerde olabilir. Belki de siz doğru yere hiç bakmadınız. İşte bu devirde sevgili bulmanın yolları. Bir. Öncelikle yakın çevrenizi bir radara alın. Okulda, iş yerinde, beğenebileceğiniz, sevgili olmak isteyeceğiniz tatlı adaylar olabilir. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Sizinle aynı sınıftan, aynı ofisten olmasınlar. Tamam, biz de isteriz sonsuza dek mutlu yaşadılar diye bitsin hikayeniz ama maalesef ayrılıklar da sevdaya dahil. Olur da ayrılırsanız sonrasında yüz yüze gelmek zorunda olmanız hem sizi hem kızı üzer, gerer, tatsız olur. O yüzden başka sınıflar, farklı ofisler, farklı departmanlar, farklı binalar en ideali. Yani yemek aralarınızda, teneffüslerde gözünüz dört açın. Bir adım ötenizde hayatınızın aşkıyla göz göze gelebilirsiniz. 2. Yakın çevrenizde göremediyseniz yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızdan ve akrabalarınızdan destek alabilirsiniz. Mesela yakın arkadaşınızın sevgilisinin de pekala güzel arkadaşları vardır. Rica edin bir kere de sizin için buluşsunlar. Beraber bowling oynar, sinemaya gider, en kötü bir kahve içersiniz. Ha bu arada sadece arkadaşlarınızdan değil kuzenlerinizden de destek alabilirsiniz. Yaşıt kuzenleriniz varsa onların da pekala çok güzel arkadaşları olabilir ve onlar da sizin sevgiliniz olabilir. Hiç yoktan bir çay içersiniz. Ne olacak? 3. Yakın çevrenizde aday yoksa, olacağı da yoksa sosyal medyadan destek alabilirsiniz. Instagram, Facebook bunları pek güzel kullanıyorsunuz. Bu arada yeri gelmişken onlarla alakalı da şunu söylemek istiyorum. Profil fotoğraflarına bakıp insanları rahatsız etmeyin. Ayıptır ya. Hem zaten o fotoğraflara bakıp sonrasında siz de hayal kırıklığına uğruyorsunuz değil mi? Benim sosyal medyadan destek alın derken kastettiğim şey daha spesifik gruplar. Film izlemeyi sevenlerdenseniz ya da kamp yapmayı sevenlerdenseniz yani bu sevdiğiniz bir spor dalı da olabilir. İlgi alanınıza göre gruplara, forumlara, sitelere üye olup oradan yeni arkadaşlıklar kurabilir ve en güzeli yeni sevgilinizle tanışabilirsiniz. Ortak ilgi alanınızdan doğan aşkınız çok daha uzun vadeli ve çok keyifli olur benden söylemesi. İnternetin yeni yeni kullanıldığı zamanlarda oradan biriyle tanışmaya cesaret edilmezdi. Yani edilse bile güvenilmezdi. Ama artık hiç de öyle değil. Hepimiz sosyal medyayı kullanıyoruz. İnternet hayatımızın bir parçası. Hatta büyük bir parçası. İnternet koca bir derya. Biz de kısmetlerimizi tepmeyelim. 4. Ortak ilgi alanı demişken kendinizi geliştirmek istediğiniz bir alanda kursa yazılmanız da size sevgilinizi getirebilir. Yeni bir dil mi öğrenmek istiyorsunuz? Kursa yazılın. Güzel fotoğraf çekmek, tekniklerini mi öğrenmek istiyorsunuz? Kursuna gidin ya da yeni bir müzik aleti çalmayı öğrenebilirsiniz. Ya da dans kursuna da gidebilirsiniz. Üstelik bunları yaparken dünya kadar para harcamanıza da gerek yok. Artık belediyelerin bile birçok ücretsiz kursu var. Üstelik böylece kendinizi geliştirebilir, yeni bir yeterlilik kazandırabilir, güzel vakit geçirir ve en güzeli o kurstan aşkınız doğabilir. Hem de sizinle birlikte aynı şeyi öğrenmek isteyen bir kız. Konuşacak, pratik yapacak, bir sürü ortak noktanız olacak. Yani mükemmel bir fırsat. 5. Bunların hiçbirini yapmıyorsanız ya da yapmak istemiyorsanız siz yine de gözünüzü dört açın. AVM'lerde, alışverişte, kitap evlerinde, restoranlarda, metroda, metrobüste gözünüzü dört açın. Kısmetin nereden geleceği, hangi kapıdan çıkacağı belli olmaz. Yalnız ben burada mesuliyet almadan bir şey söylemek istiyorum. Önce bir bakın, karşı tarafta sizle ilgileniyor mu? Sizle ilgilenmeyen bir kıza böyle saatlerce bakmanın bir anlamı yok. Onu rahatsız etmenin bir anlamı yok. Beyefendiliği elden bırakmıyoruz. Anlaştık mı? Tabii her hikaye böyle olumsuz bitecek diye bir şey yok. Mesela benim liseden bir arkadaşım eşiyle vapurda tanışmıştı. İkisi de işe giderken vapuru kullanıyorlar. Karşılaşa karşılaşa tanışıp sevgili olup en sonunda da evleniyorlar. Hatta şu an bir çocukları bile var. Gayet de mutlular. Maşallah diyelim. Tabii buradan çıkarılacak bir şey daha var. O da her daim bakımda olmanız. Yani sevgiliniz her an her yerden çıkabilecekse sizin de buna her daim hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bakımlı ve şık bir beyefendi olmaktan asla vazgeçmeyin. Buna mutlaka özen gösterin ki kısmetiniz kaçmasın. 6. Son maddemiz acil durum maddemiz. Artık son çare. Annenizden, teyzenizden, halanızdan, yengenizden yardım istiyorsunuz. Tabii niyetiniz ciddiyse, haliniz, vaktiniz, yaşınız evlenmek istiyorsa annenizin ya da diğer akrabalarınızın adayları görüşebilirsiniz. Bu arada annenizin bulacağı adayı da öyle küçümsemeyin. Nasıl ki onun sizin gibi beyefendi ve yakışıklı bir oğlu var, onun arkadaşlarının da o kriterde kızları olabilir değil mi? Yalnız dediğimiz gibi burada esas önemli şey niyetinizin ciddi olması. Sonuçta arada saygıdeğer büyükleriniz var. Kimse üzülüp kırılmasın. Akrabalarınızın da arkadaşlarıyla arası açılmasın. Bu kadar yol varken eminim bir tanesi size sevgilinizi getirecektir. Sevgiliniz de sizin gibi bu dünyada. O da sıkılıyor ve sizi arıyor. İhtiyacınız olan tek şey aynı anda aynı yerde olmanız. O yüzden gözünüzü dört açın ve bakımlı olmaktan asla vazgeçmeyin. Bu konuda da sizi teşvik etmek için ufak bir hediyem var.
Aranızdan seçeceğim 5 kişiye parfüm hediye edeceğim. Kazanmak için yapmanız gereken şey açıklama kısmındaki linke tıklayarak kanalıma abone olmak ve yarışmayı Facebook ve Twitter üzerinden paylaşmak. Ben de içinizden seçeceğim 5 kişiye parfüm yollayacağım. Hatta belki kokunuzla dikkat çeker, siz daha kızı fark etmeden kız tarafından göz hapsine alınırsınız. Yani neden olmasın? Hayat o kadar güzel sürprizlerle dolu ki siz yeter ki pozitif olun. Ama şimdilik bana müsaade. Her gününüz bir öncekinden güzel olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.